Yani Yeni Said siyasetle uzak olan kısmı, siyaseti tamamen dışlayan, Euzubillahimineşşeytanirracim ve siyaset diyen bir Yeni Said'den bahsedeceksek, burada artık eski dönemdeki yazmış oldukları metinler bence geçerliliğini elbette korumakla beraber o sağdan zihnini çevirmiştir, nazarını çevirmiştir. Yoksa onlar önemli değil veya onlar hani değerini yitirdi denilemez. Gerçekten halen İslam dünyasında Vehhabilerden Şialara kadar bir sürü mevzu geçerliliğini koruyor, güncelliğini koruyor. Bunların tarihi arka planını okumadan bunlara yönelik bir şey geliştirmek mümkün değil. Onun için Nursi'de bu derinlik gerçekten büyük bir bizim için, siyaset dünyası için, akademik dünya için, toplum için büyük bir Nursi'nin o metinleri büyük bir değer arz ediyor benim için. Şimdi ama Yeni Said siyasetle ilişkisini koparan, kesen, artık dünyaya yüzünü çeviren, sadece imanla meşgul olan ve uzun süre işte Barla, Kastamonu, Emirdağ 1 ve 2'de başlayan siyasetle ilgili mektuplar, ama bunlar da sınırlı. Dolayısıyla artık %99 tamamen esasında rıza ilahi olan, esasında ihlas olan, uhuvvet olan, muhabbet olan, tesanüt olan ve ebedi bir yolculukta nurani bir kafileye dahil olma derdi içinde olan, yani böyle bir Nursi görüyoruz yani Bediüzzaman'ın Yeni Said Mehmet dünyasını. Hocam'ın sorusuna şey yaparsak, Orayı dönersek. yani ben şey olarak nitelendiremiyorum. Yani bu dönemi Nursi bununla yönünü çevirmiştir. Son sürece geldiğimizde, ahir ömrüne geldiğimizde tekrar ilişki var. Ve burada hatta kendisi zaten Hutbe-i Şamiye'nin bir haşiyesinde diyor ki, siyaset İslamiye noktasında eski Said'in bu dersleri yine size bir derstir şeklinde, işte Sungur abiler vesaire o abilere yazmış olduğu bir mektup var. Bu yönüne belki telif edebiliriz birbiriyle. Yani eski Said'in siyasi düşünceleri son dönemde tekrar alan bulmuş diyeyim ben buna. Yani zemin değişmiş, şartlar Muhatap değişmiş. bulmuş. Muhatap bulmuş. Çok güzel. Evet. Allah razı olsun Fırıncı abi. Muhatap. Muhatap görüyor yani. Çünkü diğerinde söylese de zaten şey kabul Bediüzzaman yani, 24'lerde muhatap yoktu. evet yani Emirdağ'da Bediüzzaman. evden çıktığında kıra gittiğinde 5 helikopter üzerinde dolaşan bir insan düşünün. Yani zaten mülteci damgası yemiş, devamlı Cumhuriyet düşmanı, yok bilmem şu bu, belli yaftalar içerisinde, baskılar içerisinde, tarassut altında bir hayat içerisinde, o da ne yapmış? Yani katkı sunacak bir konum zaten yok. Ancak iman hakikatiyle meşgul olmuş diye görüyorum. Yani hatta ben okurken şunu bile düşündüm. Ya siyaseti bu kadar hani menfi yönünü vurgulayan, siyaseti asla kapı açmayan bir Nursi, sonradan yani üçüncü diye tabir ettiğim siyasetle ilişkiye girdiği dönemi bilmesem, derim ki bu kişi bir daha siyasete girmiş, siyasetten bahsetmiş, dünyadan bahsetmiş, şundan bundan bahsetmiş. Olamaz yani. Çünkü orada acip bir haleti ruh var. Sadece temelinde hatta şeyi bile bir tarafa bırakıyor. Eski Said diyor, Avrupa'nın fen ve felsefesini esas alıp bir nevi onların silahlarıyla İslam'a hizmet etmeye çalışıyor. Hem onların araçlarını kullanıyor. Ama Yeni Said onu da bırakıyor. Doğrudan safi yani halisan yani gırı, gıştan azade dediği belki doğrudan yani mahsı hakikat olarak Kur'an'la şey yapmaya çalışmış, meşgul olmaya çalışmış yani. Evet. Yani zamanımız da doldu. Fırıncı abi. Yo yo yanlış değil de yani dönemlendirmede yok aslında şey doğru yani doğru düşünüyorsunuz abi. Yani onu konuştuk aslında burada. Ukalalık etmiş olacağım ama. Estağfurullah buyurun abi. Üstad siyaseti gerçi Euzubillahimineşşeytanirracim ve siyaset demiş ama fakat aynı zamanda da siyasetin nasıl olması lazım geldiğini de tarif etmiş. Fırkacılık lazım mı meşrutiyettir. Buna ne diyorsun deyince evet diyor lazım meşrutiyettir. Fakat bunların fikirleri ayrı ayrı yerlerden çıkmakla beraber bir yerde birleşmesi lazım. Noktayı telakide aynı vatan meselesinde, alem-i İslam'ın meselesinde birleşmesi lazım. Halbuki bunların fikirleri vatanda değil, kürede bile noktayı telakkisi yok diyor. Şimdi yani ya siyaset nasıl olması lazım? Vatan menfaatine, millet menfaatine, İslamiyet menfaatine olacak düşünceleri
bir noktada birleştirmeyi istiyor yani. Erdal hocamızın müspet siyaset diye ayrım yapıyor tezinde. Kusura ona denk geliyor. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Estağfurullah Hoca abi. Aynen öyle. Yani hatta bununla ilgili Hayru birkaç tane hadis de naklediyor Bediüzzaman. Hayrun nâse men yenfeun nâs gibi, seyyidül kavmi hâdimühüm gibi. Bunlarla aslında siyasetin mecrası bizim bildiğimiz menfi siyaset değil. Müspet manada. Çünkü Bediüzzaman için felsefede, batıda, Avrupa'da, milliyet kavramı da her şeyin aslında bir müspet yönü var, bir menfi yönü var yani. Yıllarca diyelim felsefeyi maddiyon, tabiyon, zındık gibi böyle o Kur'an'ı, İslam'ı reddeden o yukarıdan bakışlı Avrupa eksenli fikirleri reddederken ama yeri geliyor Asay-ı Musa'nın başında felsefeyi de ikiye ayırıyor. Müspet manada tefekkür eden, derin hakikatlerle meşgul, insanlığa hizmet eden, hak hukuka hizmet eden, hürriyete hizmet eden onları takdir ediyoruz diyor mesela. İkiye ayırmış oluyor. Evet Nursi'nin söylediği, ifade ettiği aslında yeni sayıda siyaseti kapattığı dönem tamamen menfi yönü daha çok dikkate Mehmet hocamın sorusuna bir şey diyecek misiniz? Mehmet hocamın çok hızlı ikinci sorusuna ancak cevap vereyim. Teorik olarak evet din siyaset nerede olmalı, nasıl olmalı, bıçağın iki tarafı için gibi nereye koyacağız? Burada Avrupa'daki tartışmalar, Avrupa'daki fikirler yani to city of God'dan tut işte nereye koymuş yani farklı mı, birlikte mi, neresi? Ya burada çok derin tartışmalar var. İslam dünyasının hakeza baktığımızda ya ulemanın aslında biraz daha yapıcı, müspet manada fikirlerini söyleyen bir konumla siyaset ilişkisi olmuş ama iktidara yukarıdan bakan bir şey söz konusu değil. Bu tartışmalar yani bugün hilafet vesaire belli kavramlarla bunu derine indirip sorunu ancak bir bütün olarak ondan sonra cevap verebiliriz. Bu tartışmalara yer verdik diyeyim ancak. Çünkü o tartışmaları burada şu an ele almak gerçekten bu zamana sığmayacak. İkinci soruya gelelim daha güncel. Hakikaten bazısı ya Nursi'yi tamamen Amerikancı gibi gösteriyor. Bazısı tam tersi Avrupa'nın Amerika'nın karşısında bir Nursi gösteriyor. Ben de diyorum ki ya isteyen gerçekten eğer bir fikrimiz var, arzumuz var, onu sadece ortaya dökme, satma, pazarlama şeyi içerisindeysek her şeyi bulabiliriz. Yani Nursi'yi sadece tarikat şeyine de koyabilirsin, tarikat düşmanı da yapabilirsin. Resne'nin Niyazi hadisesinden dağa çıkmış olan Niyazi Beyler vesaire o olaylar üzerinden başka yere sürükleyebilirsin. Ama ben şunu söyleyeyim yani Bediüzzaman kesinlikle uluslararası düzeni, uluslararası camiayı, uluslararası güçleri görüyor, biliyor, fark ediyor. Hatta Barla'da oradaki ezan ve kamedi okuduklarında içerideki hususi ezana kamede iliştiler. Esile İstit'te de 20 hükümete karşı diyor hiçbir şekilde diyor şey yapmazken diyor bu insanın hürriyetine, şahsi ibadetine, şahsi ikametindeki diyelim ibadetine, hürriyetine siz hangi cesaretle 20 hükümetin en küçüğüne bile karşı mukabele edemiyorsunuz? Hangi cesaretle diyor şey yapıyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz. Yani uluslararası toplumsal düzene aynı zamanda gönderme yapmış oluyor. Ben burada işi müspet yönüne bakalım diyorum. Çünkü Avrupa'yı, Amerika'yı yanımıza çekmek bizim zararımıza değil yani. Ortak hareket etmek zararımıza değil. Ama söz konusu eğer bombalamaya geldiğinde, işgal etmeye geldiğinde, istila etmeye geldiğinde, menfaatları için ta çoluk çocuk, burada da tabii ki Nursi'nin durduğu gibi bütün Avrupa'ya karşı da dururuz yani. Ben öyle anlıyorum yani orada konumlandırmayı çok yönlü yapmak lazım. Evet. Tekçi bir anlayışla soruya cevap veremeyiz yani.